İzmir'in, bilmiyorum, ne dersiniz? Mutlaka var. Yani modern kentlerin, şehirlerin, çağdaş, özellikle kentlerin bir takım standartları var. Bunlar da belli başlı konulardan bir tanesi de ulaşım. Şimdi teknik imkanlar, imkansızlıklar, bunlar hepsi bir arada düşünüldüğünde İzmir'in de sorunları zaten ortaya çıkar. Şimdi trafik ne bugünün ne de yarının sorunu. Bu sorun olmaya devam edecek. Ancak bunu azaltmanın kültürel bir tarafı da olacak. Şimdi başkanın farklı bir tercihi vardı. Bisiklet yolları yapıldı Alsancak'ta, değişik yerlerde. Bugün bir takım eleştiriler olabilir. Ama ben öyle görmüyorum. Ben şöyle görüyorum. Kenti biraz yavaşlatmak. Kentin trafik yoğunluğu olan bölgeleri biraz trafiği azaltmak. Londra'da da siz Londra'nın merkezine giremiyorsunuz. Belli saatlerde giremiyorsunuz ya da girdiğiniz zaman da ücretli olan bölgeler var. Bu nedenle kentin belli bölgelerini yavaşlatmak, zamanla o alışkanlığı edineceğiz. Şimdi bisiklet alışkanlığını geliştirmek süreç alacaktır. Tabii. Şimdi bazen artık bizim de alışkanlıklarımızı terk etme. Yani 500 metre gideceğimiz yere yürümüyoruz, arabamızı götürüyoruz. Bu alışkanlıklardan ve toplu ulaşım araçlarını kullanmak çok önemli. Bunu da yapılan imkanlarla, eğer metro varsa binersiniz, yoksa nasıl yapacaksınız? Metroya özellikle Sosyal Demokrat partiler bütün dünyada toplu ulaşıma önem vermişlerdir. Ve genelde de onların projeleridir. Ve metro en büyük projelerimizden bir tanesi İzmir içinde, İstanbul içinde, Ankara içinde. Bu konuda büyük çabalar sarf ediliyor ve bir takım uluslararası kredilerde biraz önce bahsettiğim gibi ulaşılmış durumda, anlaşmalar yapılmış durumda. Eğer imzalanırsa bunlara hız verilecek. Tramvay da öyle. Şimdi bazen biz çileyi çekeceğiz. Ama sonuçta mutlu, hep birlikte mutlu olacağız. Tramvay içinde eleştiriler vardı. Ne oldu, trafiği mahvettik, şöyle oldu, böyle oldu. Ama Alsancak'ın yani ortasına teknik sistem mi yapılır denildi? mecburen de yapılacak yani bu yok. Başka da yolu yok. O trafik, o yol kapanmadan da o hizmet, o tramvay yolu yapılamayacak ne yazık ki. Şimdi bir takım sıkıntılar, yani yasal sıkıntılar mevcut olabiliyor bazen. Bazen siyasi engellemeler olabiliyor derken, ama Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz inançlıyız. Hiçbir engel tanımadan belediye başkanlarımızın bu hizmetlerin, hem de büyük hizmetlerin altından kalkacaklarını, başarıya ulaştıracaklarını inanıyorum. İnancımız tam. Bize de düşen görev onlara destek olmak, yardımcı olmak. Şimdi herkesin